Tamam, sessiz olun çocuklar. Bugünkü işleyeceğimiz konu Vikingler. Hey. Vikingler hakkında bilgisi olan var mı? Sivri şapkaları vardı ve kürkleri ve yelkenli gemileri. Doğru mu? Evet, çok doğru Kayyu. Aferin. Ve bugün Kayyu, kendi Viking kasklarımızı yapacağız ve sonra evinize götürebileceksiniz. Vikingler yüzlerce yıl önce yaşadılar. Yaşadıkları yerler Danimarka, İsveç ve Norveç'ti. El yapımı yelkenli gemileriyle dünyanın her yerini dolaşıp ticaret yaptılar. Ve de bunun gibi zırh ve kaskları giyerlerdi. Bugün kendi Viking kasklarınızı yapmanızı istiyorum. Malzemelerin hepsi masada. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ama unutmayın, sizi güçlü ve yenilmez gösterebilmesi çok önemli. Bravo sana Kayyu. Bu gerçekten korkutucu. Teneffüs zamanı sınıf. Sıkıldım. Ne oynasak acaba? Ben biliyorum. Vikingcilik. Göründü. Burası yeni evimiz. Hadi inşa edelim. Düşman yaklaşıyor. Harekete geçmeliyiz. Biz barış için geldik. Fırtına geliyor. Sığınmamız lazım. Kalabilirsiniz dostum. Öyleyse ziyafet vakti. Bayan Martin, Bayan Martin, Vikinglere devam edebilir miyiz? Lütfen, lütfen.
Bu spagetti çok lezzetli. Kral Kayu, kötü haberlerim var sana. Neymiş o? Orada bak, gökyüzünde dev bir cisim gördük. Belki bir kuştu o. Bir ejderha gibi gözüktü. Bir ejderha. Bize doğru geliyor. İşte orada. Yeşil ateş çıkaranlardan. Nasıl yenebiliriz onu? Bayağı zor olacak. Ejderhalar çok kızgın ve oldukça açtırlar. Ne yiyorlar peki? Oyuncak ayı ve spagetti. Oh hayır! Gidip Lord Teddy'yi de Elize saklamalıyız. Orada güvende olur. Bak, yine gözüküyor. Bize saldırmak için hazırlanıyor. Çabuk, herkes kılıcını ve kalkanını alsın. Hadi. Hazır mı herkes? Hazır. İleri. Bizi korkutamazsın. Git buradan. Spagettini başka yerde bul. Hey, neler oluyor? Ejderhayı korkutmaya çalışıyoruz. Kayu, zavallı Gilbert'a bakın. Bayağı korkmuş görünüyor. Bence o sizin oyun oynadığınızı anlayamıyor. Ama o ejderha anne. Teddy'yi ve bütün spagettimizi yemek istiyor. Bir fikrim var. Bence Rexy'ye size ejderha ile savaşmak için yardımcı olmasını sorun. Bu harika bir fikir anne. İşte Rexy ejderhayı daha kolay yenebilir. Oh hayır, bu ejderha daha da büyükmüş. Çok güçlü. Dikkat et Lord Teddy. Seni yemeye çalışıyor. Bizi kurtardın. Başardık. Lord Teddy ve spagettimiz güvende. Bence siz cesur şövalyeler bir ödülü hak etti. Sağ ol anneciğim. Bir ejderha daha. Bu Gilbert. Ve o çok iyi huylu bir kedi. Öyle değil mi Gilbert? Ve bak, o oyuncak ayıları değil, dondurma yemeyi seviyor. Bugün Kayu ve Clementine'ın oyun günüydü. Kalenin kral ve kraliçesi oyununu oynuyorlardı. Merhaba, ben Kral Kayu. Senin adın ne? Ben Kraliçe Clementine.
Çok memnun oldum Kral Kayu. O kutular ne için babacığım? Komşumuz Bay Daniels evini taşıyor. Biz de ona bu kutuları ödünç veriyoruz. Kayu kutuların inşaat bloklarına benzediğini düşündü. Buldum. Niye kendi kalemizi inşa etmiyoruz? Bu harika bir fikir Kayu. Sen kral olursun, ben de kraliçe olurum. Ben duvarları yapacağım. Ben de kuleyi yapacağım. İşte kalemiz tamamlandı. Asma köprüyü indir Clem. Vay! Burası çok büyük. Merhaba Kraliçe Clem. Merhaba Kral Kayu. Kulenin tepesine çıkalım mı? Oradan bütün krallığı görebiliriz. Olur. Wow, çok yüksekteyiz. Kulenin tepesindeyken Kral Kayu ve Kraliçe Clementine kilometrelerce mesafeyi her yönden görebiliyorlardı. Bu çok harikulade. Bu gördüğüm en iyi krallık. Hadi gidip tahtlarımıza oturalım. Taht odasına girdiklerinde Kral Kayu ve Kraliçe Clementine orada başkasının oturduğunu görünce çok şaşırmışlardı. Hey! Orada oturamazsın. Tahta sadece kral ve kraliçe oturabilir. Ben kraliçe, ben kraliçe. Oo! Senmişsin Rosie. Rosie, sen kraliçe değilsin. Clementine kraliçe. Tamam Rosie. Sen de prenses olursun. İşte, güzel. Olamaz. Kalemiz saldırı altında. O bir dev. Hadi, oyun vakti bitti. Şimdi bu kutuları Bay Daniels'a götürmemiz lazım. Ama kral ve kraliçe oynuyorduk. Sorun değil Kral Kayu. Bay Daniels'ın işi bitince oynaman için sana geri getireceğim. Yay! Kayu kral olmayı çok sevmişti. Ve arkadaşlarıyla yeni bir kale yapmak için sabırsızlanıyordu. Gel buna bak Kayu. Bu pencere ne için bu kadar ince baba? Ok atmak için kullanırlardı. Dışarıya ok atmak için yeteri kadar yer var ama dışarıdan birinin içeriye ok atması oldukça zor oluyor. Okçuların korunması için yani. Oo!
Kayu, ne yapıyorsun? Kralımız için sihirli projeler üzerinde çalışıyorum. Ne gibi projeler mesela? Mesela kralımız krallıktaki herkese yetecek kadar yemek olsun istiyor. Bak, şimdi... Wow Kayu, bu gerçekten... Hayır! Çabuk buradan! Ups! Bu büyünün üzerinde biraz daha çalışmam lazım. Saldırıya uğruyoruz. Çabuk Kayu, bir şey yapmalısın. Sıkı dur Leo. Hey, başardık. Kayu. Neler oluyor burada? Kayu! Kayu! Hadi! Pardon baba. Hayallere kapılıp gitmiştin. Evet, bir büyücüydüm ve büyü yapıyordum. Ve bir dev vardı ve sihirli spagetti koskocaman olup Leo'yu yutmuştu.